öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersinden şekil, işaret ve sembollerin anlamlarını öğrenelim adlı konuyu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle ne yapacağız? Şekil, işaret ve semboller nelerdir? Hangi amaçlarla kullanılır? Ve günümüzde en sık karşılaştığımız şekil, işaret ve semboller nelerdir? Bunları örnekleriyle sizlere açıklayacağım. Daha önce bununla ilgili buna benzer bir video çekmiştim. O videomu izlemeyen varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Daha sonrasında ne yapacağız gün içerisinde? Konumuzu pekiştirici örnek, alıştırma ve sorular çözeceğiz. Eğlenceli ve sıra dışı örneklerle dolu bir derse hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, günlük hayatımızda iletişimi kolaylaştırmak ve verilen bilgi ve uyarıları çok daha çabuk bir şekilde anlayabilmek için şekil, işaret ve semboller kullanılır. Aynı zamanda gün içerisinde kendimizi, duygularımızı ifade edebilmek için de birbirinden farklı yüz şekilleri kullanırız. Örneğin mutluysak gülen yüz ifadesini kullanırız değil mi? Gülen yüz şeklini kullanırız. Üzgünsek üzgün yüz ya da ağlayan yüz şeklini kullanırız. Şaşırmış ya da korkmuşsak şaşkın ya da korkmuş yüz şeklini kullanırız. Maalesef öfkelenip sinirlendiysek de kızgın yüz ifadesini kullanırız. Maalesef diyorum çünkü öfkelenmek ve sinirlenmek güzel davranışlar değildir çocuklar. Aynı zamanda televizyon izlerken gün içerisinde size izlediğiniz programın türü hakkında bilgilendirmeler yapan ve sizleri uyaran akıllı işaretler de vardır. Nedir bu akıllı işaretler? Genel izleyici kitlesi 7 yaş üzeri için uygundur. 13 yaş üzeri için uygundur. 18 yaş üzeri için uygundur. Bunların haricinde şiddet ve korku öğeleri içeren programlar, aynı zamanda olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içeren programlar. Sizlere tavsiyem kendi yaş seviyenizde olan programları izlemeniz ve şiddet, korku öğeleri içeren ve aynı zamanda olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlarda bulunabilen programları kesinlikle izlememeniz çocuklar. Sizin için en uygun genel izleyici kitlesinin bulunduğu programları izleyebilmenizdir çocuklar. Hava durumu programları da izler misiniz? Evet, birçoğumuzun izlediği hava durumu programlarında kullanılan hava durumu simgeleri de vardır çocuklar. Biz bu simgelere bakarak havanın nasıl olduğunu anlayabiliriz ve ona göre önlemimizi alıp uygun kıyafetlerimizi ne yaparız çocuklar? Giyebiliriz. Nedir belli başlı hava durumu simgeleri? Güneşli, evet güneşli hava durumu simgesi, bulutlu hava durumu simgesi, parçalı bulutlu hava simgesi, yağışlı hava durumu simgesi, gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava durumu simgesi, kar yağışlı hava durumu simgesi ve rüzgarlı hava durumu simgesi. Biz bu simgelere bakarak önlemimizi alır ve ona göre uygun kıyafetler giyeriz. Yanımıza da uygun aksesuarlar alırız çocuklar. Konuşmak için, günlük hayatımızda konuşmak için çıkardığımız sesler de seslerin de her biri aslında nedir çocuklar? Semboldür. Sembolle gösteririz. Bunların her birine ne denir? Harf denir çocuklar. Bugün alfabemizde kullandığımız harfler aslında o çıkardığımız seslerin her birinin bir semboldür çocuklar. Harfler gibi matematikte de belli sayısal ifadeleri karşılayabilmek için semboller kullanırız. Kullanmış olduğumuz rakamların her biri nedir? Birer semboldür çocuklar. Matematiksel işlemleri gerçekleştirebilmek için de belli başlı sembol ve işaretlere ihtiyaç duyarız. Toplama işlemi simgesi nedir? Artı işareti, çıkarma işlemi simgesi, eksi işareti, çarpma ve bölme işlemi simgeleri ve eşitliği sağlayabilmek için eşittir işareti simgesi. Bunun gibi matematiksel birçok işaret ve simge vardır çocuklar. Günlük hayatımızda karşılaşmış olduğumuz
belli başlı tehlikeli durumlar için bizi uyaran işaret ve semboller de vardır. Bunları gördüğümüz zaman hangi durumla ilgiliyse biz o durumda o ortama yaklaşmamalıyız veya gerekli önlemimizi almalıyız çocuklar. Trafikte de bizi belli başlı durumlarda uyaran, bilgilendiren ve gerektiğinde de yasaklayan işaret levhaları vardır. Bu işaret levhalarının şekillerine baktığımız zaman bizi bilgilendiriyor mu, uyarıyor mu, yoksa belli başlı konularda bizlere yasaklama mı getiriyor, onu çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Bir trafik işareti levhası eğer kare şeklindeyse bizi o konuda ne yapıyordur? Bilgilendiriyordur. Eğer bir trafik işaret levhası üçgen şeklindeyse daha çok bizi ne yapıyordur? Uyarıyordur. Belli bir konuda, belli bir trafik konusunda bizi uyarıyordur. Eğer bir trafik işaret levhası daire şeklindeyse bu konuyla ilgili yasaklamalarda bulunuyordur. Şimdi bu trafik işaret levhalarını tanıyalım. Günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız trafik işaret levhaları nelerdir? Onları bir tanıyalım sizlerle beraber. Evet, bakın ne görüyorsunuz? Bir daire şeklinde bir trafik işaret levhası. Az önce bahsetmiştim, daire şeklinde olanlar neydi? Belli bir konuyla ilgili yasaklamalardı, değil mi? Tek şöyle bir çizgi var. Yukarıdan aşağıya çapraz şekilde, eğik şekilde inen bir çizgi var. Bu ne anlama geliyor? Bunu gördüğümüz zaman araçların park yapmasının yasak olduğundan bahsediyor bize. Park yapmak yasaktır. Evet, bu işaret ne anlama geliyor? Bu trafik işaret levhası. Bu sefer buna az öncekine benziyor. Çarpı işareti var, değil mi? Evet, hem sağdan hem de sol taraftan yukarıdan aşağıya doğru inmiş. Peki bu ne anlama geliyor? Az öncekiyle benzer anlamdadır. Bu hem park yapmak yasaktır hem de duraklama yapmak yasaktır. Yani yolda giden bir araba duraklayamaz ve oraya da park yapamaz anlamına gelmektedir çocuklar. Şimdiki trafik işaret levhamız ne anlama geliyor? Bakın yine daire şeklinde görüyorsunuz. İçinde bir bisiklet var. O zaman nedir? Bisiklet giremez ya da bu alanda bisiklet kullanılamaz anlamına geliyor. Devam edelim trafik işaret levhalarımıza. Üçgen şeklinde bir trafik işaret levhası görüyoruz. İçerisinde az önce olduğu gibi bir bisiklet görseli var. Bu da bize bisiklet girebilir, bisikletli alan demek istiyor. Bu konuda bizi uyarıyor çocuklar. Bisiklet girebilir. Üçgen şeklindeki levhalarımıza devam edelim. Yine üçgen şeklinde bir levha var. İçerisinde de ne var? Evet, trafik ışıklarının bulunduğu trafik lambaları var, değil mi? Evet, yeşil, kırmızı, sarı. Bu lambaların ne anlama geldiğini daha önceden öğrenmiştiniz. Bize ne konu hakkında uyarıda bulunuyor? Evet, yakınlarda, yakın bir yerde trafik ışıkları var demek istiyor, değil mi? Bu konuda bizi bilgilendiriyor. Evet, yine bir üçgen levha var. Evet, birisi, bir adam görseli var. O adam karşıdan karşıya geçiyor. Ne olabilir bu? Yaya geçididir, değil mi? Evet, yaya geçidi bulunduğu hakkında bizi uyarıyor bu levha. Evet, yine aynı şekilde üçgen bir levha. Bu sefer evet, iki kişi görseli var. Bu kişiler nereye gidiyor olabilir? Evet, ellerinde de çanta var. Okula gidiyor olabilir mi? Evet, olabilir. O zaman okul geçidi levhası olabilir, değil mi bu? Evet, bu konuda bizi uyarıyor. Yakınlarda okul var. Gelen araçların da bu levhayı görüp yavaşlaması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sizlere birkaç tane de kare şeklinde bizleri ne yapan, bilgilendiren levhaları göstereceğim, levhaları tanıtacağım. Evet, bakın büyük şekilde büyük bir H harfi görüyorsunuz. Evet, bu ne anlama geliyor sizce? H harfiyle başlayan, H sesiyle başlayan ne olabilir? Hastane olabilir, değil mi? Evet, o zaman yakınlarda ne varmış? Hastane varmış. Bu konuda bizi bilgilendiriyor. Şimdi de yine kare şeklinde bir levhamız var.
Bu ne anlama geliyor? İçinde de büyük P harfi var. Evet, park alanı olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor ve bizi bilgilendiriyor bu konuda. Şimdi ne görüyorsunuz? Bakın, telefon ahize işareti. O zaman nedir bu? Yakınlarda telefonla konuşulacak belli bölümler olduğu hakkında bizi ne yapıyor? Bilgilendiriyor. Telefonla konuşulabilir diyor yakınlarda. Bizi bu konuda bilgilendirmektedir çocuklar. Belli başlı trafik işaretleri konusunda sizleri bilgilendirmiş olduğum günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız trafik işaret levhalarıydı. Bunlar gibi onlarca trafik işaret levhası vardır. Peki biz bunları nasıl öğreneceğiz ya da nasıl bunları aklımızda tutacağız? Bunları gördükçe, tecrübe sahibi oldukça biz bunları öğreneceğiz ve bir anda gördüğümüz anda biz bu konuyla ilgili bizi bilgilendiriyor mu, uyarıyor mu, yoksa bu konuyla ilgili yasaklamada mı bulunuyor bu trafik işaret levhası? Hemen karar vereceğiz çocuklar. Günlük hayatımızda bireysel farklılıklara sahip, hayattaki ihtiyaçlarını karşılamaları yönünden özel gereksinimli bireyler olabilir çocuklar. Bu bireylerin hayatlarına, yaşamlarına çok daha kolay bir şekilde devam edebilmesi için kullanılan belli başlı şekil, işaret ve semboller de vardır çocuklar. Bu işaret, şekil ve sembollere biz toplumsal alanlarda, kamusal alanlarda, park alanlarında ve lavabo girişlerinde rastlamaktayız çocuklar. Bu gördüğünüz simge özel gereksinime sahip görme engelli bireyleri temsil etmektedir. Bu gördüğünüz simge de özel gereksinime sahip işitme güçlüğü çeken bireyleri simgelemektedir. Bireyleri temsil etmektedir. Ve bu görsele baktığımız zaman bu görselde bize neyi anlatıyor? Fiziksel engeli olan özel gereksinime sahip bireyleri temsil etmektedir çocuklar. Aynı zamanda görmeli engeli olan bireyler için toplumsal, kurumsal ve kamusal alanlarda daha rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlayan hissedilebilir zeminler üretilmiştir. Bu hissedilebilir zeminlere basarak görmeli engeli olan bireyler çok daha kolay bir şekilde gitmek istedikleri yerlere varabilirler çocuklar. Bugün sizlere şekil, işaret ve sembollerin anlamlarını öğrenelim adlı konuyu anlattım. Bu konuyla ilgili şimdi sizlerle beraber ne yapalım? Örnek, uygulayıcı sorular çözelim ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Sevgili öğrencilerimiz, ilk sorumuzla başlayalım. Yandaki şekil neyi simgeler? A. Akıllı dönüşüm. B. Kentsel dönüşüm. C. Geri dönüşüm. Düşünelim bakalım. Aslında bu şekli siz tanıyorsunuz. Birçoğunuz tanıyordur bu şekli. Bununla ilgili çok güzel bir video çekmiştim ben daha öncesinde. Evet, bu şekil geri dönüşümü simgeler değil mi? Biz bu şekli gördüğümüz zaman kağıt, metal, plastik, cam ve pil atıklarını ilgili kutulara boşaltıyoruz. Bu kutulardan fabrikalara giderek tekrardan ne sağlanıyor? Geri dönüşümü sağlanıyor çocuklar değil mi? Doğru seçeneğimiz C'dir. İkinci sorumuzda sıra. Trafik işaret levhalarından hangi şekil olanı daha çok uyarıcı özelliktedir? A. Daire şeklinde olanı. B. Üçgen şeklinde olanı. C. Kare şeklinde olanı. Evet, düşünelim bakalım. Dersimizin ortasında ben bahsetmiştim bunlardan. Daire şeklinde olanı neyi anlatmaya çalışıyordu? O konuyla ilgili belli bir yasaklama olduğundan bahsediyordu değil mi? Kare şeklinde olanı bu konuyla ilgili belli bir bilgilendirme olduğundan bahsediyordu bize. Fakat üçgen şeklinde olanı bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyordu değil mi? Doğru seçeneğimiz nedir? B seçeneğidir çocuklar. Devam edelim. Üçüncü sorumuzdayız. 12 yaşındaki Pelin hangi akıllı işaretin bulunduğu programları izleyebilir? A seçeneğine bakıyoruz. Evet, artı 7 görüyorsunuz. B seçeneği artı 13. C seçeneğinde bakın. Şöyle bir çizgi var. Onun ne olduğunu dersimizin başında öğrenmiştik. Hangisi olabilir? Şimdi sorumuzun başına bakalım. Pelin kaç yaşındaydı? 12 yaşındaydı. Bakalım A seçeneği. Evet, 7 yaş ve üzeri. O zaman Pelin bu programları ne yapabilir?
İzleyebilir değil mi? Doğru seçeneğimiz nedir? A seçeneğidir. B ve C seçeneği Pelin için uygun değildir. Çünkü Pelin daha 13 yaşına girmemiştir. B seçeneğinde 13 yaş ve üzeri için uygun programlardan bahsetmektedir. C seçeneği de olumsuz örnek oluşturabilecek davranışların bulunduğu programları nitelemektedir. B ve C'yi Pelin izleyemez. Doğru seçenek A'dır. Bir sonraki sorumuzdayız. Uğur bugünkü hava durumu simgelerine bakarak yanına şemsiye almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bugünün havasını gösteren bir simge olamaz? A seçeneği nedir bakın? Yağmurlu hava simgesi. B seçeneği gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava simgesi. C seçeneği de parçalı bulutlu hava simgesi. Şemsiyeyi biz hangi zamanlarda alıyoruz yanımıza? Genelde havanın kapalı ve hatta yağışlı olduğu zamanlarda alıyoruz değil mi? O zaman doğru seçeneğimiz nedir? Hangisi olamaz? Parçalı bulutlu havada şemsiyeyi yanımıza almamız gerekmez çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Hangi trafik işaret levhası bize bu yolda bisiklet kullanılmasının yasak olduğunu gösterir? A seçeneğine bakalım. Evet, A seçeneği üçgen şeklinde levha var. İçerisinde bisiklet görseli var. B seçeneği daire şeklinde bir levha var. İçerisinde bisiklet görseli var. C seçeneği de daire şeklinde. Bu sefer ne var? Şöyle bir eğik çizgi var değil mi? Acaba bunlardan hangisidir? Dersimizde bahsetmiştim. Daire şeklinde levhalar bize trafikle ilgili gerekli yasaklamaların olduğundan bahsediyordu. İçerisinde ne olması gerekiyor? Bisikletin yasak olduğunu gösterebilmesi için, bisiklet kullanılmasının yasak olduğunu gösterebilmek için. Evet, bisiklet şeklinde olması gerekiyor değil mi? Bisiklet görseli. Doğru seçenek hangisidir? B'dir. Bir sonraki sorumuza geçelim çocuklar. Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak için dizayn edilen hissedilebilir yolları cadde, hastane gibi yerlerde görebiliriz çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bu özel gereksinimli bireylere için ifade edilmiştir? Bireyler için ifade edilmiştir. A seçeneğine bakalım. Evet, burada bir görsel görüyorsunuz. B seçeneğinde de bir görsel var. C seçeneğinde de bir görsel var. Düşünelim bakalım. A seçeneğindeki görsel işitme güçlüğü çeken bireyleri temsil ediyordu değil mi? Dersimizde bahsetmiştim. B seçeneğe bakın. Orada bir tekerlekli sandalye görseli var sanki değil mi? O zaman o da olamaz. C seçeneğinden bahsediliyor. Hissedilebilir zeminler görme engelli bireyler için tasarlanmıştır değil mi? Dizayn edilmiştir. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? C seçeneğidir. Bakın bugün konumuzla ilgili sorular çözdük ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere şekil, işaret ve sembollerin ne anlama geldiğini ve ne amaçla kullanıldığı konusunu anlatmaya çalıştım. Umuyorum bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de çok kolay bir şekilde şekil, işaret ve sembolleri görünce onlara anlam verir ve onları çabucak anlayabilirsiniz çocuklar. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Beğeni, görüş, öneri ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.